13 Temmuz 2022 Çarşamba 11.12 Kahvaltımı Türk kahvesi ve dünden kalan pasta ile yaptığım için lütfen beni yargılamayın. Belki fark etmişsinizdir. Şimdi başka bir yerdeyim. Anne evindeyim. Fark ettiyseniz anne evi diyorum. Çünkü bu ev annemin eşyalarıyla dolu genellikle. Annemin süslü bardakları, tabakları var. Sayısız çantası var. Ve dünyanın dört bir yanından gelen magnetleri var. Bu bir bayram vakti olduğu için de yeğenimin yerlerde dolaşan ve ayaklarımıza batan onlarca arabası var. Annemin kendine has bir güzellik anlayışı var. Bahçeye ektiği çiçekler bile onu anlatıyor. O pembe ortancaları sever. Turuncu, renekli lilyumları sever. Ve adını bilmediğim, sarı kırmızı açan, büyük, çiçekli bitkileri sever. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Deresi denize akan, balığın bol olduğu bir köydeyiz. Sazlıklar bana korkutucu görünse de izlemeye değer bir görüntü oluşturuyorlar. Çatallar hazır. Kalabalık bir sofrada mücadeleci olmak gerekir. Aksi takdirde aç kalırsınız. Güvecin çok sıcak olması kimseyi durdurmaz. Ve soğumasını beklerseniz yine aç kalırsınız. Aç kaldığımı düşünmeyin lütfen. Ben alışkınım. Mücadeleyi verdim ve ödülüm tokluk oldu. Yeğenim doğana dek hiçbir çocukla birebir muhatap olmamıştım. Benim için çocukların dünyasına giriş onun doğumuyla oldu. Konuşmayı yeni öğrendiğinden midir bilmem. Solucanlara bile merhaba diyor. Ve ben bunu aşırı tatlı buluyorum. Birazdan izleyeceğiniz bir başarı öyküsüdür. Sen oradan gidemiyorum. Aşağıdan gidemiyorum. Yardım ister misin? Yardım istiyorum. Yardım mı istiyorsun? Gel. Alp Demir olmak çok güzel bir şey. Salıncakta sallanmak istiyorsun, sallıyorlar. Dondurma istiyorsun, veriyorlar. Ağladığında yatıştırıyorlar. Ama ne yazık ki Alp Demir, büyüdükçe bu ayrıcalıkların hepsini bir elinden alıyorlar. Adıma yazılmış şarkılarda yok değil. Eski arkadaşları ve onların başından geçenleri dinlemek, dinlemek, dinlemek.
Annemin evine dönüyorum. Duvardaki portrem mutlu, bana gülümsüyor. Ve bir gün daha bitiyor. İyi geceler.